Sen benim yerimde olsaydın. Her şeye rağmen annemi, beni dünyaya getiren kadını dinlerdim. Ona bu şansı verirdim. Sen neyi biliyorsun ki? El yazısıyla bıraktığı mektubu var. Biliyorum, anlattı. Ne kadar boğulduğunu, mezara girmiş gibi hissettiğini yazmış. Seni terk edişinin diyeti gibi babana bırakmış. Bunların nasıl bir açıklaması olabilir ki? 19 yaşındaymış o zamanlar. Gençlik, cahillik, hata. Yoksa sen kusursuz musun? Hiç hata yapmaz mısın? Belki de öylesindir. Ben değilim şahsen. Annemin seni terk ettiği yaştayım şu an. Ondan farklı olarak çok iyi koşullarda büyüdüm. Çok iyi bir eğitim aldım. Yine de sadece şu son yıl o kadar çok hata, aptallık yaptım ki bilemezsin. Ama böyle böyle gelişiyor insan galiba. Ne yapmaya çalışıyorsun? Hiç. Seni tanımak istiyorum sadece. Tabii izin verirsen. Senin için bir önemi var mı bilmiyorum ama aynı karında büyümüş olmak, aynı sütü tatmış olmak, ortak genlere sahip olmak benim için çok önemli. Babana benzemiyorsun. Kardeşine de. Evet, anneme benziyorum. Karakter olarak. Kardeşim de babama benzer. Bazı şeyler elde değil. Gende alma piyango gibi bir şey. Gülümseyişin de annem. Bu çok garip bir duygu. Ne garip olan? Küçük kardeş olmak nasıl bir duygu hep merak etmişimdir. Kendimi ilk çocuk sanıyordum. Emin ol, annem kötü bir insan değil. Aksine harikadır.